Merhaba, burun tıkanıklığının pek çok farklı nedeni vardır. Ama bazı hastalar veya hastalığı olmayan kişiler dahi burun deliklerinden birinin tıkandığını, bir süre sonra bunun açıldığını ve diğerinin tıkandığını söylerler. Bu durum burnun fizyolojik tıkanıklığı olabilir. Biz buna nazal siklus veya burun döngüsü diyoruz. Bunun için bir endoskopi videosu hazırladım. Oradan izah etmeye çalışayım. Burun etleri 3 saatlik periyotlar halinde, yani döngüler halinde sırayla şişip inerler. Bunu doğrudan bir gözle gözlemlemek çok zordur. Bu nedenle bu kaydı oluşturdum. Burada hastanın sağ burun deliği, endoskopla bakıyoruz. Bu da sol burun deliği. Yaklaşık 3 saatlik bir görüntünün hızlandırılmış halini izleteceğim. 3 saatlik video yaklaşık 30 saniyeye indirilmiş durumda. Burada sağ burun eti şiş görünüyor. Sol burun eti daha inik görünüyor. Ama zamanla sol burun etinin şiştiği, sağ tarafın indiği gözlemlenebiliyor. Yalnız görüntüde bunu çok kolay anlamadığınızı tahmin ediyorum. O yüzden videonun başını gösteriyorum. Bakın sağ taraf şiş, sol taraf inik. Burada sağ taraf inik, sol taraf şiş. Burada hep anatomik sağ sol diye anlatıyorum. Hastanın sağ tarafı bu taraf, sol tarafı bu taraf. Sağ taraf şiş, sol taraf inik. Sağ taraf inik, sol taraf şiş. Bu arada 3 saat var. Sırayla burun etleri şişip iniyor. Evet. Bu burnun normal işleyişidir. Bunun pratikteki anlamı şudur. Burun etlerini biz muayene ederken sadece o anki durumunu değerlendirebiliriz. Yani 2-3 saat geçtikten sonra durum tamamen değişebilir. Bu nedenle hastanın tıkanıklık şikayeti varsa önce bir tedavi veririz ve takipler sırasında tekrar tekrar endoskopi ile değerlendirmeler yaparız. Buna göre burun etlerinin gerçekten büyümüş olup olmadığını anlayabiliriz. Teşekkür ederim.